geçiyor demektir. Ve biz bu sorunu zaten aileyle birlikte çözüyoruz. Gerekirse bazen okulda sınıf öğretmeniyle birlikte görüştüğümüzde oluyor. Çünkü birlikte sosyal ortamlarda sıkıntı çekiyor çocuk. Tuvalet alışkanlığından kaynaklanıyorsa, tuvalet fobisinden kaynaklanıyorsa biz onun üzerine gidip soruna yönelik çözümler arıyoruz. Ya da beslenme bozukluğu varsa aileye çocuğun nasıl beslenmemesi gerektiğini, nasıl beslenmesi gerektiği şeklinde bilgi veriyoruz. Ya da internet, telefon başında, oyun başında çok fazla zaman geçiren, tuvaletini ertele ...söylemeden kaynaklanan bir kabızlıksa unutuyorlar. Unutuyorlar, erteliyorlar. O yüzden çocukları da bu konuda oyun ve internet süresini kısıtlamaları konusunda çözümler üretebiliyoruz. Aslında ailelerin iyi takip etmesi gereken Kesinlikle. Bir konu. Kesinlikle. Evet. Evet. Tedavi edilmezse tedavi edilmezse şöyle kabız olan çocuk aslında huzursuz, mutsuz bir çocuk. Günlerdir kaka yapamadığı için karında şişkinliği olan bir çocuk, iştahsız bir çocuk, iştahsız bir çocuk olduğu için gelişme geriliği olan bir çocuk aynı zamanda. Karındaki şişkinlik ona bazen okulda ders sırasında ara ara karın ağrıları yaşatabiliyor, evde bunu yaşatabiliyor. Uzun süre kabızlık yaşayan çocuk bir süre sonra altına dışkı kaçırma şikayetiyle bize geliyor. Ki bu durum gerçekten psikolojisini alt üst ediyor bu çocuğun, travma yaşatıyor. Sosyal ortamlardan dışlanmasına sebep oluyor. Gerek sınıf arkadaşları evet. tarafından, gerek ev, aile bireyleri tarafından. Aynı zamanda tuvalet ziyaretini erteleyip de kabız olan çocuklar tuvalete gitmediği zaman otomatikman idrarlarını da yapmadıkları için bize kabızlık şikayetinin yanında tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıyla, idrar kaçırma şikayetleriyle de gelebiliyorlar. Yani tedavi edilmesi geçmemek gerekiyor. Lazım. Aynen. Hakikaten. Peki aileler bu durumda çocuğa nasıl yaklaşmalı? Aileler bu durumda biraz önce söylediğim gibi kesinlikle sabırlı davranmalılar, olumlu davranmalılar. Tedavi edilmesi gereken bir durum olduğunu kendileri bir kere kabulleniyorlar. Zaten o travmayı çocukla birlikte yaşadıkları için biz de dediğim gibi aileyle koordine çalışıyoruz. Diyoruz ki eğer bu çocuğun kabızlığının sebebi tuvalet alışkanlığından kaynaklanan, bezden kurtulma döneminde kaynaklanan bir şeyse genelde bunu yaşıyoruz biz. Diyoruz ki tuvaletten korkmuş bu çocuk. Tuvalet ziyaretine biraz ara verelim. Biz olaya lazımlıkla başlayalım. Lazımlığı birlikte alıyoruz çocukla. Sevdiği karakterle, sevdiği renkte bir lazımlık olacak. O lazımlığı odasını baş köşesine koyuyoruz. Böyle banyoya, tuvalete değil. Onu görecek, ona alışacak. Önce kıyafetiyle üzerinde oturacak. Biraz birkaç gün, 3-4 gün koltuk muamelesi yapacağız belki ona. Kıyafetleriyle oturacak. Elinde sevdiği bir oyuncakla ya da kitapla oyalanacak onun üzerinde. Bir süre sonra kirli bezini lazımın içine koyarak o kirli bezin yerinin aslında onun içi olduğunu ona anımsatacağız. Bir süre sonra kendini hazır hissettiği zaman, çünkü o sorumluluğu bizim o çocuğa vermemiz lazım. Evet. Kendi rızasıyla o çocuk tuvaletini o lazımla yaptıktan sonra o başarının ona ait olduğunu çocuğa hissettirmek adına küçük küçük ödüllendirmeler verebiliriz. Bu gerçekten sabırlı olmak gereken bir süreç. Çünkü uzun bir süreç. Karşılığında hem çocuk huzursuzluktan kurtuluyor, bu kabızlıktan kurtuluyor, hem aile aynı çocuğu şekilde. Ve aileyi ilgilendiren çok önemli bir şeyden Kesinlikle. Bahsediyorsunuz. Evet, çocuğu çok güzel anlattınız. Gerçekten. Evet. Bir de bir masajınız var, göstereceksiniz hani ailelere de evet, şeyimiz olur. Kaç aylıktan itibaren ben onları soracağım. Kaç yaşına kadar bu masajı yapabiliriz? Biz küçük bir bebek üzerinde göstereceğiz evet. şu anda. Evet. Buyurun. Şimdi aslında biz kolik masajı bebeklerimize ilk doğduğu zamanlarda yapmaya başlıyoruz. Onu da bir gösterir kolik misiniz? Masajını, kolik masajını. Evet. Aslında kolik masajını uyguluyoruz kabızlıkta da. Çünkü biz burada ellerimizle direkt bağırsaklara dokunuyoruz. Onları yönlendiriyoruz. Onlara biraz daha hızlı gitmeleri, kaka bekletmemeleri konusunda yön gösteriyoruz. Bağırsaklar öyle organlar ki diğer hiçbir organımızla elimizle temas edemiyoruz. Ne beyin, ne akciğerler, ne kalp ama bağırsaklar hemen elimizin altında, karın duvarının arkasında. O yüzden bağırsaklara diyoruz ki çok yavaşsın, kabızlığa sebep oluyorsun. Birazcık saat hızlanman yönünde. Gerekiyor. Saat yönünde masajlar yapıyoruz. Şu şekilde, şu şekilde masajlar yapıyoruz. Saat yönünde yaptığımız masajlar bacakları aynı şekilde 3, 4, 5 şeklinde saat yönüne masajlar yaparak bağırsağı yönlendiriyoruz. Biraz ivmelenmesini, hız kazanmasını sağlıyoruz. Burada biriken kakanın, burada biriken gazın çocuğu huzursuz etmesine bir nebze de olsa izin vermiyoruz. Küçük çocuklarda bu şekilde masajdan fayda görebiliyoruz. Peki
biraz büyüdü diyelim. Yine hı hı. aynı masajı uygulayalım mı? Daha büyük çocukların bağırsak hareketlerini hızlandırmak adına biz onlara spor ve egzersiz programları öneriyoruz. Biz ne kadar hareketsizsek bağırsaklar da o kadar hareketsiz diyoruz öncelikle. Hı. O yüzden en azından her gün yarım saatlik sürelerle ritmik yürüyüşler önerebiliyoruz çocuklara. Küçük çocuklarda masaj bu şekilde bağırsakları yönlendirirken daha büyük çocuklarda dediğim gibi spor ve egzersizden fayda görebiliyoruz. Çok iyi. Bu yağları niye getirmiştiniz? Yağlardan yardım alıyor muyuz? Evet, bu yağlarda organik yağlar. Hülya Kayan hocama buradan sevgilerimi, selamlarımı göndermek istiyorum. Evet. Organik yağlar tamamen doğal. Onlardan bir karışım, organik bir karışım öneriyorum ben hastalarıma. Bunun formülünü de vermiştik arkadaşlara. Bunu da size paylaşabilirim. Bir formülü vermiş arkadaşlar. Evet, siz verecekler, siz söyleyin. Bu organik karışımı. Bu karını olmak için evet, bunu evet. kullanıyoruz aynen. çocuklar karın için. Karın masajı yaparken kullanabileceğimiz en doğal karışım olarak bu üçlü organik karışımdan fayda görüyoruz. Kaç yaştan itibaren bu karışımı kullanabiliriz? 6 aylık bebekten itibaren kabızlık dönemi başladığı zaman dediğim gibi en doğalını tercih etmek adına bu organik yağ karışımını kullanabiliriz. Masaj yapmada da kolaylık tanıyor bize. Dediğim gibi karın masajı, ayak altlarına da masaj yapabiliriz. Bu da kabızlığı faydası olup bunu rahatlatabilir. Görelim bunu. Çok önemli bir masajdır. Ayak altlarına bu. Evet, ayak altlarına kolik döneminde küçük bebeklere de yaptığımız masaj aslında. Evet. Ayak altlarında özellikle şu orta alanlarda bağırsağa uyara giden noktalar olduğu için ayak altlarına gece uyurken bile yapabiliriz aslında bunu. Çocuğumuz uyuduktan sonra onu rahatlatacak, bağırsaklarını rahatlatacak. Bu kokular, organik yağlar kesinlikle onu rahatsız edecek. Keskin kokular değil. Cildini irite edecek yağlar değil. O yüzden bunlardan yararlanarak çocuğun ayak altlarına dairesel hareketlerle hı hı. karın etrafına saat yönünde masajlar yaparak nispeten onu en doğal şekilde rahatlatmaya çalışıyoruz. Çok kısaca şeyi alabilir miyim? Beslenme düzeninde nelere dikkat etmek lazım? Nasıl evet. beslensin evet. çocuk? Aslında kilit noktası bu. Günümüz çocukları çok doğal beslenemiyorlar. Lifli beslenmelerini öneriyoruz. Bol su tüketmelerini öneriyoruz açıkçası. Kabızlık yapan meyvelerden biraz önce söylediğim gibi muz kabızı yapabilir. Avokado, kayısı, erik, incir bunlar bağırsağını yumuşatacak meyveler. Sebzelerden patates kızartmaları, fast food alışkanlıkları bunlar biraz hazır içecekler. Bunları biraz kısıtlayabiliriz. Özellikle bol su tüketmeleri konusunda. Bir de gereğinden fazla süt tüketimi de kabızlığa yol açabiliyor. Evet, yani bebekler, çocuklar diye burada bebek beslenmesine uygulayabilirsiniz bu şeyi. Evet. Daha büyüklerde, yani anneler babalar onu değerlendirirler zaten. Evet. Ama kabızlığın ben de çok önemli bir şey olduğunu çocuk sağlığı açısından, çok da zorlu bir şey olduğunu dikkatli edilmesi gereken bir evet, konu olduğunu kesinlikle. Düşünüyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim Alkın ben Melikoğlu. Teşekkür ederim.